Bloop'cu ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda resmi sunucularda oynayanlar veya kalabalık serverlarda oynayanlar için hızlıca bir başlangıç evi yapmayı öğreteceğim. Hemen hızlıca başlıyoruz. Önce temelimizi atalım. Temeli attıktan sonra etrafını duvara çevireceğiz. Duvarımızı çevirelim. Daha sonra üstüne bir tane de çatı yapacağız. Buraya duvar çerçevesi konulmasını tavsiye ediyorum. Diğer kapı yönünü kullanmayın. Bunu kullanın. Daha sonra da her tarafı ahşaba çevireceğiz. Şu ara parçayı da ahşaba çevirdikten sonra buraya bir kapı koyuyoruz arkadaşlar. Kapımızı koyduk. Kilidimizi takalım. Hemen kilitleyelim. Arkasından hemen buraya da tam köşeye. Burası çok önemli. En köşeye dolabımızı yerleştirdik. Burayı da ahşaba çevirelim. Tamam. Bir sonraki adımda diyelim ki evi geliştirdiniz. Bir sonraki adımda bu evi daha da büyütmek gerekecek. Hemen onu da göstereyim. Bir temel daha atıyoruz. Ve iki tane duvar yapıyoruz. Üzerine bir tane çatı yapıyoruz. Buraya da kapı yönü koyuyoruz. Ve daha sonra her tarafı tekrar ahşaba yükseltiyoruz. Buraya da kapımızı yerleştireceğiz. Kilidi de koyduk. Ve artık ilk adım tamamlandı. Şimdi ikinci adımda ise hemen dışarı çıkalım. Tam bu noktaya üçgen bir temel atıyoruz. Daha sonra bir tane yarım duvar ekliyoruz. Ve üçgen zemini buraya yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirme sebebimiz hemen arka tarafta bizim aynı şekilde oraya bir üçgen zemin koyabiliyor olmamız. Bakın. Bunu da hemen taşa yükseltelim. Artık burası işimiz kalmadı. Burayı hızlıca yıkabiliriz. Buraya daha sonradan kutular yerleştireceğiz. Bu kutulardan önce karşımıza gördüğümüz köşelere iki tane fırın yerleştirelim. Tam köşeye yerleşmesine dikkat edelim. Fırınlarımız yanmaya başladıktan sonra artık eritilmiş metal üretmeye başlayacağız. Bu esnada artık evimizi taşa çevirme vakti geldi. Biraz daha korunaklı olması için hemen taşa çevirmeye başlıyoruz. Artık eritilmiş metallerimiz var ve kutularımızı yerleştirebiliriz. Aşağıya 2 tane, yukarıya 2 tane kutu yerleştirmemiz gerekiyor. Kutularımız burada. Kutularımızı yerleştirelim. Yalnız bu kutuları yerleştirirken o kadar dikkatli olmanız lazım ki öbür türlü sığmıyor gerçekten. Tam böyle duvara sıfır olacak şekilde koydum. Şu kapıyı bir sökelim. Kapıyı sökmeden çünkü tam olarak koyamayacağız. Kutuyu koyduk. Hemen tamirimizi edelim. Daha sonra yukarı çıkmamız lazım. Buraya deminki gibi aşağıdaki gibi birazcık sıkıntılı olabiliyor bazı durumlarda. Yerleştirelim. Kutuları yerleştirdim. Bu şekilde gözükecek.
Ekstradan isterseniz buraya ufak kutulardan da koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Daha sonra kapıyı takabiliriz. Son durum böyle oluyor. Bir sonraki adımda dış kısma bir tane daha temel atmamız gerekiyor. Şöyle üçgen temel atacağız bu sefer. Buraya bir tane duvar yapacağız. Ve yukarıyı kapatacağız. Daha sonra buraları taşa yükseltebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Buraya bir öncekinin aksine yine ikinci yaptığımızdaki gibi kapı yönü koyacağız. Buraya da taşı yükseltip kapımızı yerleştirelim. Kilidini takalım. Kilidini kilitleyelim. Evimizin dıştan görünüşü bu şekilde olacak. Şimdi eve tekrar girelim. Artık eritilmiş metal yaptığımıza göre kapılarımızı metale çevirme vakti geldi. Kilit takmayı unutmuyoruz. Son kilidimizi de alet dolabımıza koyduk. Alet dolabımızı güvenceye aldık. Kapılarımızı kapattık. Bir sonraki aşamada artık buraya tezgah kurma vakti gelmiştir. Ve tezgah birimizi buraya kurduk. Bu arada yatak koymamız gerekiyor tabi. Yatağımızı, hatta şurayı açalım. Eğer iki kişi isek, grubumuz iki kişi ise, bu şekilde şurayı da açalım. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Ardından buradaki fırınımızı aldık ve buradaki kapıyı da artık sökme vakti geldi. Buraya bir araştırma masası yapma vakti geldi. Tabii buradaki yatağı da alalım geçici olarak. Buradakini de alalım geçici olarak. Hemen buraya garaj kapımızı yerleştiriyoruz. Kilidi de taktık. Araştırma masamızı tam olarak buraya koyuyoruz. Kapımıza kapandığı zaman hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Tam sıfıra sıfır oluyor. Bakın görüyorsunuz. Araştırma masası da hiç rahatsız etmiyor. Tekrar burayı şimdilik açalım. Artık buraya tezgah 2 kurma vakti gelmişti. Buradaki tezgahı kırıyoruz. Bunun yerine buraya yeni bir tezgah koyuyoruz. Altına da ufak kutu koyabiliyoruz. Ve daha sonra da buraya bir kutu daha yerleştirebiliyoruz. Ve yatakları geri koyalım. Bu noktada artık evimize girmek isteyenler için tuzak yapmamız gerekiyor. Tuzağımızı bu şekilde yerleştirdik. Daha sonra tabii ki evi komple metale de çevirip daha da kuvvetli bir hale getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama eğer isterseniz burada artık bir süre geçirdikten sonra, bu çünkü başlangıç evi, o yüzden hem ufak hem de fazla malzemeleri böyle sıkıştırmış vaziyette tutuyoruz.
Bir sonraki aşamada artık daha büyük bir ev inşa edebilirsiniz. Daha 2 katlı, 3 katlı bir gözetleme kulesi olan. Bu tamamen yapabildiğimiz başlangıç için uygun olan ev stiliydi. Umarım bu videonun faydası olmuştur sizlere. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Son bir kere daha şöyle evi gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.